LGS'ye son 29 gün Geliyoruz LGS Kurtulamayacaksın bizden Sıkı sıkı çalıştık Denemelerimizi çözdük Bir de son tekrar kampımız var Çarşamba günü başlıyor Ve ardından da seni paramparça edeceğiz Kaçamazsın öyle tarihi ertelemeler yok işte Şunlar bunlar kaçamayacaksın kardeşim Kaçamazsın bizler sıkı sıkıya çalıştık Seni halledeceğiz Burslu sınavını ötelediler Eylül'e Ama LGS'yi inşallah güzel güzel yapacağız ve kurtulacağız Hatta bununla alakalı e, duyurumuz yaptık ama bir kez daha söyleyelim Maskeyi eğer sosyal mesafeye uyuluyorsanız ...çıkarabileceğimizi söylediler. Ama biz hani biri öksürürse diye yine maskemizi yanımıza alalım. Zaten okul koridorlarında veya merdivenleri çıkarken... ...mutlaka e, maskemiz olsun diyor sağlık bakanı. Ama sınıfta eğer sosyal mesafeye uyuluyorsa... ...çıkarabilirsiniz diyor. Dolayısıyla biz maskemizi alacağız. İnşallah kimse de öksürmez sınıfta tıkır tıkır derslerimizi yaparız. Geldik günün sözüne. İnsan hayallerine inanarak onları gerçeğe dönüştürür. Gerçekten de inanmadığınız şey için hiçbir şey yapmazsınız. Mesela şöyle çok değişik bir örnek vereyim. Şu anda Ramazan bitiyor ama... İnsanların geceleyin kalkıp böyle hop bulu her şeyi yiyip sonra geri yatması esasında baktığın zaman komik bir şey gibi ya ne yapıyor bu insanlar değil mi? Hani e, inanmayan bir insan için ve hatta hani böyle e, böyle garip mesela düşünün bir alakası biri bakıyor bu ne ya bunlar ne yapıyor diyebilir. Ama biz ne yapıyoruz? Daha doğrusu insanların oruç tutanların birçoğu tutabilenlerin sağlığı yerinde olanların veya sınav olmayanların birçoğu ne yapıyor? Kalkıyor gece hopur hopur biyor sonra da yatıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Ben inanıyorum o yüzden bunu yapıyorum. Şimdi sizler de göreviniz şu anda LGS'de başarılı olacağınıza inanmak. LGS'yi paramparça edeceğinize inanmak. Dolayısıyla bunu gerçeğe dönüştüreceksiniz arkadaşlar. Hiç korkmayın, LGS sizden korksun. Geldik günü yorumuna. Fatih Sultan Mehmet, o Fatih Sultan Mehmet, e, padişahımız da bizi e, izliyor, şaka da esir yapıyorum. güzel bir nickli. 330 beğeni almış, hemen bakalım. Beğenen kişi inşallah LGS'den 450 puan üstü alır, İnşallah Her bir like amin, ya <laughs> çok <laughs> her bir like amin. Allah aşkınıza beğeni yazmaktan yoruldum demiş, 62. yazışıymış. Başlayalım. Hocam siz o zamanki lise sınavından kaç puan almışsınız? Ee, bizim zamanımızda mağara devrinde yani böyle insanlar daha ateşi bulmamışken, <laughs> şaka tabii... Ee... Ben o zamanki LGS sınavında aslında çok çok süper bir puan almamıştım. Yani iyi bir puan almamıştım. Ama yine bir Anadolu Lisesi'ne girmiştim. Fakat sonradan üniversite sınavına yani o zamanki adıyla ÖSS'ye çok sıkı çalışmıştım. Girdiğim Anadolu Lisesi normal bir Anadolu Lisesi'ydi. Böyle süper ötesi bir lise değildi. Ama arkadaşlarımızla bir sıkı çalışıp ÖSS'de yani bu, bu zamanki adıyla üniversite sınavında Türkiye dereceleri yapmıştık. Önümde oturan her zaman kafasına tak diye ben ne haber diye vurdum arkadaşım vardı. Türkiye ikincisi oldu mesela. Yani herhalde kafasına vurunca daha iyi çalışmaya başladı. Şaka bir ara, dolayısıyla e, bir de bizim zamanımızda ilkokul 5'ten sonra giriliyordu. İlkokul 5'ten sonra girmiştik Anadolu Lisesi sınavlarına ve Fen Lisesi sınavlarına girmemiştim mesela. Aman demiştim yapamam ben Fen Lisesi'ni kazanamam demiştim. Ama üniversite sınavına sıkı sıkı çalışıp gerçekten iyi bir üniversiteyi kazanmıştım. Dolayısıyla bizim zamanlarımız çok eski yani böyle yazı bulunmadan önceki dönemler. Fende basınç konusunu yapamıyorum ne yapacağım? Arkadaşlar fendeki basınç konusuyla alakalı lütfen videolarımızı bir kez daha izleyin. Sonrasında da yaptığınız yanlışlarla alakalı soru çözüm videolarına bakın. Ve aynı zamanda bizim kitaplarımızda mesela alt adımda hızlı tekrar kitabımızda sadece basınçla alakalı bölümler var. O kısmı o adımı mutlaka basınçla alakalı olan o kısmı güzel güzel çalışın. Asitler ve bazlar var. İşte basınç nerede bakalım. Basınç neredeymiş? Madde ve değişimler, olasılık, periyodik sistem. Allah Allah basınç nerede ki acaba? Ben de bilmiyorum tabii tam nerede olduğunu bilmediğim için şu anda böyle kala kaldım. Bakalım kader inancı. Katı basınç, yani basınç uygulamaları sayfa 126'daymış. 126'yı açıyorum arkadaşlar sizin için bak. Sığ basıncı, katı basıncı. Bu soruyu yanlış yaptınız ya veya başka bir kitaptan da çalışabilirsiniz. Yaptığınız yanlışın Soru çözümünü de bir kez daha hocadan izleyip dinleyin, iyice pekiştirin. Ben bilgisayarda hep ders çalışıyorum ama siz bir buçuk saat tek demiştiniz. Ben ders çalışıyorum, sıkıntı olmaz mı? Olmaz. Koronavirüs yüzüne bir rahatlık geldi, ne yapacağım? Güzel, rahatladıysan ne güzel şey. Daha rahat çalış, daha güzel çalış. Benim pek imkanım olmadığı için bilgisayar masası çalışıyorum. Zararlı mı? Zararlı değil. Bilgisayar masası da, normal masada fark etmez. Yeter ki dik otur. Dik oturmak çok önemli arkadaşlar. Dik durduğunuz zaman hem vücudunuzdaki kan dolaşımı çok güzel gidiyor, hem de çözdüğünüz, okuduğunuzu daha iyi anlıyorsunuz. Hem de böyle daha karizmatik böyle dik duruyorsunuz. Evet güzel ben boyum da uzadı sağlıklıyım diyebiliyorsunuz. Benim pardon günde en fazla kaç sayfa kitap okumalıyım? Arkadaşlar istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Testlerinizi bitirdikten sonra yani benim birinci görevim bu. İkinci görevim bu. Üçüncü görevim bu. Dördüncü görevim bu. Ben işte alt adımda hızlı tekrardan teslimi yaptım. İşte X yayınlarından şu teslimi çözdüm. Örnek sorularıma baktım. E bir de e kitap okuyacağım dedin. Kitap okumada sen günlük 20 sayfa da belirleyebilirsin. Kalın bir kitapsa yani sayfaları büyükse 10 sayfa da belirleyebilirsin. Kitap okumayı çok seviyorsan ve Boş boş oturmak yerine, televizyon izlemek yerine kitap okursan emin olun LGS'de en az 3-4 net daha fazla yaparsınız. Çünkü Türkçedeki uzun soruları, fendeki, matematik uzun soruları herkesten daha hızlı anlarsınız. Dolayısıyla televizyon izlemek yerine kitap okumak faydalı. Dolayısıyla fazla sayfa söyleyemem. İstediğin kadar çok okuyabilirsin. Tabi testlerini bitirdikten sonra. Son bir ayda sıfırdan başlayarak 100 soru ile 330'dan 380 yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Bu 100 soru yeni nesilse ve soruların çözümünü dikkatli bir şekilde dinleyip onların üzerine giderseniz yapabilirsiniz. Matematik mi? Fenden başlamalısınız? Fenden başlamalısınız. Matematik netim çok düşük. 10-13 net yapıyorum. Örnek soruları yoğunlaşarak sınav netlerim artar mı? Tabii ki artar. Arkadaşlar bakın. Örnek sorular geçen seneki örnek soruların benzerini sordular LGS'de. Ve bu sene de aynısını sorabilirler. Benzerini sorabilirler. O yüzden örnek sorulara mutlaka çok dikkat edin. Ha birazcık sınavda biraz daha zor gelmiş gibi gelebilir size. Ama endişelenmeyin. O sınav anıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde örnek soruları çözen, geçen seneki LGS sorularına bakan, doğru kaynaklarla çalışan öğrenciler çok güzel sonuçları elde edecek. Of başka yorum varmış. Ben de bu kadar zannedip daha okuyordum. Son ay soru çözmek mi? Branş denemesi çözmek mi? Arkadaşlar branş denemesi çözmek daha faydalı. Ama branş denemeniz yoksa soru da çözebilirsiniz. %5'lik dilim için kaç puan almalıyım? Bunu da hemen şöyle göstereyim. Özür dilerim şuraya uzanmam gerekiyor. Burada dilimlerle alakalı bizim şey, kağıtlarımız vardı. Mesela %5-6 için... 441 puan almış geçen sene Giresun fen sitesine giren bir öğrenci. Türkçe'de iki yanlış almış. Matematikte üç yanlış iki boş bırakmış. Fende üç yanlış almış. Dinde bile yanlış almış ya ama yüzde beşlik dilime girmiş gördüğünüz gibi. E, ailem bana sen bir şey yapamazsın diyor ne yapmalıyım? Olur mu ya? Ailen öyle bir şey der mi? Ailen sen çalış diye diyor ama bazen yanlış anlatıyor derdini. Dolayısıyla sen Fatih Sultan Mehmet'in torunusun. Sen çok güzel yapacaksın ve çok güzel başaracaksın. Ailen eğer seni böyle çalışman konusunda demotive ediyor, yani motivasyonu düşürüyorsa, anne, baba, sizleri çok seviyorum ama lütfen sınava kadar bana herhangi bir şey söylemeyin. Sınavdan sonra ben zaten en güzel şeyleri size söyleyeceğim diyebilirsin. Ama bunu sakin bir şekilde söyle, hayatını riske atma. Denemelerde matematikten çok kötü netler çıkarıyorum. Moralim bozuluyor, ne yapmalıyım? Arkadaşlar morali bozulmayan insan yok şu anda. Yani bu sene Türkiye birincisi olacak olan öğrenci bile sokağa çıkamadığı için morali bozuluyor. İşte ne bileyim o da matematiği yanlış yapıyor. Herkesin morali bozuluyor. Bazı öğrenciler hiç yapamadığı için morali bozuluyor. Bazı öğrenciler beş tane net yapamadığı için. Bazı öğrenciler on tane net yapamadığı için. Bazı öğrenciler bir an. Dolayısıyla bu normal bir şey. Hani o yorulduğunuz, sıkıldığınız, vazgeçtiğiniz anlar var. İşte onlar iyi bir liseye yaklaştığınız anlar. Dolayısıyla kötü netler çıkardığın zaman vazgeçme. Sıkı sıkıya yeniden soru çözümlerine bak. Yeniden üzerine git ve yapabildiğini en iyisini yap. Sonrasında da Allah'a tevekkül et. Bundan sonrası çok güzel olacak inşallah. En iyi olduğum ders inkılap hocam. Nasıl diğer derslerde daha iyi olabilir? İnkılaba nasıl çalıştıysan diğer derslerde de aynı yöntemi uygula. İnkılapta yazarak mı çalıştın? Burada yazarak çalışabilirsin. İnkılapta karşına notlar mı atsın? Burada karşına notlar atabilirsin. İnkılapta başka bir arkadaşına anlatıp mı ee, konuyu daha iyi pekiştirdin? Burada da aynı yöntemi yapabilirsin. Tabii bazı insanlar bazı derslerde daha başarılıdır. Mesela ben matematiğim iyi değildi yani. Ama Türkçem, sosyal bilgilerim, inkılap tarihim, coğrafya falan bunları çok severdim ve çok iyi yapardım. Dolayısıyla hayatta mutlaka başarılı olacaksınız arkadaşlar. Bundan endişelenmeyin. Şu anda bu videoyu izliyorsanız, herkes boş boş lak lak otururken siz... Ben LGS'de acaba bugün hoca bana ne söyleyecek? Acaba nasıl daha çok çalışabilirim? Acaba motive olursam ders çalışabilir miyim? Diye bu videoyu izliyorsanız muhtemelen sizler de çok iyi bir fen lisesine, anadolu lisesine, sosyal bilen lisesine gireceksiniz. Hiç korkmayın. En iyi pardon hocam bizim motivasyon kaynağımız ne olmalı? Sizin motivasyon kaynağınız sizsiniz arkadaşlar. İlkokul 1'de okuma yazmayı öğrenemezsiniz diyorlardı. Öğrendiniz. Tabii ki öyle bir şey demiyorlardı da. İlkokulu bitirdiniz, ortaokulu bitiriyorsunuz, mezun oluyorsunuz, artık liselisiniz. Artık belki de bir fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi veya da herhangi bir lisenin öğrencisiniz. Anadolu Hatip Lisesi fark etmez. Ama şunu unutmayın. Siz bu sene çalıştınız ya, bundan sonra önünüze gelecek bütün sınavlar sizden korkacak. Diyecek ki, ya bu öğrenci işte Fatih Sultan Mehmet ya da işte Merve ya da Ayşe ya da Gamze ya da Osman fark etmez. Bu LGS'de çalışmıştı, yine çalışacak üniversite sınavında yine beni alt edecek diyecek ve korkacaklar sizden. Hiç endişelenmenize gerek yok. Bırakın LGS korksun, bırakın Milli Eğitim Bakanlığı korksun. Geliyoruz deyin ve hemen bu videodan sonra da sıkı sıkıya çalışıp testlerinizi çözmeye devam edin. Günün okulu Şanlıurfa Fen Lisesi muhteşem yüzyıl. 3.72 yine 45 tıp kazanmış. 67 öğrenci 45 tıp ne demek musunuz? Yani lisenin içerisinde dehalar dolaşıyor böyle. Vara 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 kafalarından ses gelen çocuklar düşünüyorlar. O kadar zeki çocuklar. Aferin diyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Aslında beklemiyoruz. Hemen sıkı sıkıya çalışın. Daha önemli yüzün için. Ama yorumda atmayı unutmayın tabii.